Önümüzdeki tabakta fırından yeni çıkmış bir dilim pizza olduğunu hayal edelim arkadaşlar. Burnumuzun içinde bu pizzanın kokusunu almamızı sağlayan bir hücre var. Bağırsağımızda ise bu pizzadaki besinleri emen bir başka hücre var. Peki bu iki hücrenin birbirinden farklı görünmesine ve davranmasına sebep olan ne? Aslında ikisi de tıpatıp aynı DNA'ya sahip. Bu yüzden farklılıklarını açıklayan başka bir şey olmalı. Bunun cevabı söz konusu DNA'nın ifadesi ya da başka bir deyişle DNA'nın ekspresyonunda yatıyor. Yani burada belirleyici olan hangi genlerin aktif olarak transkripsiyona uğradığı ve hangilerinin uğramadığı. Gen düzenlemesinin transkripsiyon sürecinde pek çok şekilde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu dersimizde bunlardan belli başlı olanlarını ele alacağız. Şimdi buraya Farazi bir gen çizelim ve bu gene bağlı bir yukarı akış dizisi olsun. Yani şablon ipliği de denilen antisense ipliğinin 3 ana bölgesine doğru bir akış halinden bahsediyorum. Bu diziye promotör diyoruz arkadaşlar. Promotör ile gen arasında ise operatör denilen başka bir dizi var. Operatör transkripsiyon faktörü proteini ile birleşen bir DNA dizisidir. Promotör ise RNA polimerazın transkripsiyonu başlatmak üzere DNA'ya bağlandığı dizidir. Şimdi de genel transkripsiyon faktörlerinden bahsedelim. Bunlar prokaryotlarda bulunan bir protein türüdür ve transkripsiyonu başlatmak için DNA'nın üzerindeki belirli bölgelere bağlanırlar. Genel transkripsiyon faktörleri, RNA polimerazı ve aracı çoklu protein kompleksi ile birleşerek temel transkripsiyon aparatını oluşturur. Bu aparat, RNA polimerazını bir protein kodlama dizisinin veya geninin hemen başında konumlandırır ve daha sonra mesajcı RNA'yı buradaki DNA şablonundan transkribe etmek için polimerazı serbest bırakır. Burada ise aktivatör adı verilen başka bir tür DNA bağlayıcı protein var. Bu protein gen ifadesini teşvik ederek RNA polimerazı ve belirli bir promotör arasındaki etkileşimi güçlendirir. Aktivatörler bunu RNA polimerazının alt birimleriyle etkileşime girip RNA polimerazı ile promotör arasındaki çekimi arttırma yoluyla veya DNA'nın yapısını değiştirerek dolaylı yoldan yapabilirler. Aktivatöre bir örnek olarak katabolit aktivatör proteini veya kısa haliyle CAP, KAP örnek verilebilir. Bu protein kalın bağırsakta enfeksiyona sebep olan bir bakteri olan koliformda bulunan laktoz operonun transkripsiyonunu gerçekleştirir. Böyle bir durumda glukoz açlığı sırasında siklik adenozin monofosfat üretilir. Bu üretilen bileşik katabolit aktivatör proteinine bağlanır. Bu da katabolit aktivatör proteininin promotöre bitişik bir DNA bölgesine bağlanmasına izin veren konformasyonel bir değişikliğe neden olur. Ve daha sonra bu katabolit aktivatör proteini RNA polimerazı ile doğrudan bir protein-protein etkileşimi oluşturur ve RNA polimerazı da promotöre bağlanır. Şimdi de hızlandırıcılardan bahsedelim. Hızlandırıcılar, aktivatörler tarafından DNA'ya bağlanırlar ve belli bir promotörü başlama kompleksine getirirler. İsminden de anlaşılacağı üzere, belirli bir gen öbeğindeki genlerin transkripsiyonunu hızlandırırlar. Her ne kadar hızlandırıcılar genelde aynı kromozomda hareket eden bir dizi olarak tanınsa da, bir hızlandırıcının etkileşimde olduğu gene yakın olmasına ve hatta aynı kromozom içerisinde bile bulunmasına gerek yoktur. Hızlandırıcılar doğrudan promotöre bağlanmazlar. Aktivatör protein tarafından bağlanırlar ve bu aktivatör proteinler de daha önce bahsettiğim RNA polimerazına bağlanan aracı kompleksi ve genel transkripsiyon faktörleri ile etkileşime girebilirler. Buraya çizdiğim bu küçük şemada hızlandırıcının DNA'nın yapısını nasıl değiştirdiğini ve daha sonrasında DNA'nın nasıl bir döngüye sahip olduğunu görüyoruz. Burada promotör, operatör, gen ve hızlandırıcı dizisini görüyoruz. DNA'nın etrafta böyle bir yol izlemesiyle RNA polimerazı, transkripsiyon faktörleri ve aracı protein kompleksi de bağlanıyor ve buradaki genin içerisinde transkripsiyon başlıyor. Biraz da represörler hakkında konuşalım. Represörler operatöre bağlanan, RNA polimerazın promotör bölgeye ulaşmasını engelleyen ve böylece gen ifadesini bastıran proteinlerdir. Eğer bir indüktör yani gen ifadesini başlatan molekül mevcutsa, represör proteinle operatörden ayrılmasını sağlayacak şekilde etkileşime geçer. Böylelikle RNA polimerazı serbest bırakılır ve gen transkripsiyonu gerçekleşir. Represör proteine verebileceğimiz bir örnek, laktoz operonuna bağlı represör protein olabilir. Bu protein, indüktör molekül olan laktozun, alternatif enerji kaynağı olarak mevcut olmadığı durumda, laktoz metabolizmasında kullanılan genlerin transkripsiyonunu engeller. Ve gelelim susturuculara. Susturucular, gen ifadesini bastırmak için represör proteinler tarafından DNA bölgesine bağlanırlar ve biraz önce bahsettiğimiz hızlandırıcı diziyle benzer bir çalışma mekanizmasına sahiptirler. Benzer şekilde genin promotör bölgesinden yukarı veya aşağı akış yönünde konumlanabilirler. Bir represör protein, DNA'daki susturucu bölgeye bağlandığında, RNA polimerazın promotör bölgesine bağlanmasını engelleyebilir. Son olarak konumuz transkripsiyonel regülasyon olduğu için prokaryotlar ve okaryotlar arasındaki farklardan da biraz bahsedelim. Prokaryotlarda transkripsiyon regülasyonu hücrenin sürekli değişen dış ortama hızlıca uyum sağlayabilmesi için oldukça gereklidir. Besin öğelerinin varlığı, miktarı ve çeşidi hangi genlerin ifade edileceğini belirler. Bunun için de genlerin belli bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Yani bir genin transkripsiyona uğrayıp uğramayacağını belirleyen bu üçünün birleşimi diyebiliriz. Aktivatörler, represörler ve hızlandırıcılar. Tabii sonuncusu nadiren devrede. En azından prokaryotlar söz konusu olduğunda. Ökaryotlarda ise transkripsiyonel regülasyon çeşitli transkripsiyon faktörleri arasındaki etkileşimlerin bir kombinasyonunu içerir. Bu da ortamdaki çoklu koşullara daha komplike bir tepki verilmesini sağlar. Ökaryot ve prokaryotlar arasındaki bir diğer önemli fark da şu. Ökaryotlarda belirli bir genin aynı anda transkripsiyonunu ve translasyonunu önleyen nükleer bir zar bulunur. Bu zar sayesinde gen ifadesinin uzamsal ve zamansal olarak fazladan bir kontrol mekanizmasına sahip olduğunu düşünebilirsiniz.